Daha önce defalarca getirdik ekrana. İstanbul'da kronikleşen bir taksi sorunu var. Bugün de hala devam ediyor. Seçimden önce CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğu bizde olsa çözeriz açıklamaları yapılıyordu, hatırlayacaksınız. Ancak yeterli çoğunluk olmasına rağmen şu anda değişen bir şey yok. Şu an İstanbul'da taksi sorunu devam ediyor mu? Ediyor. Hiç yolcu indirdiniz mi yolda? İndirdim. Neden? Abi beğenmiyor, parayı vermiyor. Ne hastayı alıyorlar ne yaşlıyı. Gideceği yere hatta uyruğuna göre müşteri seçiyorlar. Hatta bazen iş şiddete kadar varıyor. İndirmeye hakkın yok ama. Hadi sen çok konuşuyorsun zaten. Hadi uğraşın. İstanbul'un kronikleşen sorunu giderek daha da büyüyor. Büyükşehir yönetimi çözümsüzlüğe gerekçe olarak meclis çoğunluğunu gösteriyordu. Seçim bitti, çoğunluk el değiştirdi. Ama taksilerle ilgili değişen hiçbir şey olmadı. İn aşağı, arabayı duvara vurdu. Para aşağıya. Sen kimsin? Ters yöne gidiyorsa o sıkıntı. Hepsi fiyat istiyor bizden. Yani taksimetreyi söylesek bile bize fiyat verin. İşte ne kadara gideceğini söylüyor. Tekerlekli sandalyeye bindim, almadılar. Abi dursana. Boş değil misin? Abi ne almıyorsun? Bir şey olmaz ya. Biz binebiliyor muyuz? Abi sadece 7 kule vantereye gidiyoruz. Halimi görmüyor musun ya? Ya usta baksana ya. Ama çok kötü durumdayız ya. Durmuyorlar hocam. Bu hesap kitap sormanın yüzünden ben bu işi bırakıyorum yani, anladın mı? Kolumu bacağımı sardım, almadılar. Aksaray. Aksaray. Benim yolum bu tarafa güzel abi. Abi haline baksana adam ya. Hasta, sakat ya. Ay yolunu değiştir. Tamam abi, tamam bırak ya, tamam. Bu işin bir şeyi var. Ha. Neyi var abi bu işin kaydı mesela? Kaydı saati var. E ben nasıl gideceğim eve bu halimle? Aramayacak mıyız abi? Vardiya değiştiği insanla gideceksin. Ama nasıl ayarlayayım? Nereden bilebilirim ben abi onu? Taksici sorunu yolcu seçme sorunundan kaynaklanıyor. Turist kılığına girdim, almadılar. Normalde almıyorlar. Yani İstanbul'da bitmeyen sarı çile aralıksız devam ediyor. Sen saçmalıyorsun. Sana güzelce onu izah ediyorum. Tamam mı? Sana diyorum ki ters kalıyor bana. Abi 200. Kaç? 200. 200. 150'ye şey basak olur mu? Taksimetre açmasak. Ben zaten taksimetreyi açmayacağım. O yüzden 200 dedim size. İstanbul'da taksi bulabiliyor musunuz? Zor. Binebiliyor musunuz? Binemiyoruz yok. Yakın olduğu için aldım. Yoksa az önce Bakırköy işi çıktı, gitmedim. Biz yakın olmasak almayacak mıydın? Almayacaktım. Bu halimle bile. Yok, bu halinizi aldım ama uzak olsaydınız şey yapamayacak. Sağ ol. Müşteri haklı, taksici gitmek zorunda, işiyor zaten. İçlerinde işini hakkıyla yapanlar da elbette var ama birçok taksici yine bildiğini okuyor. Müşteri ise isyan ediyor, çözüm bekliyor.